الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العظيم روح التراب وعدم الفداء واللام الدائم على أعضائهم أجمعين. Özümü ve siz azizleri ilahi tevbaya davet edilen Allah bizim için tevbalı olmamız için, Allah'a yakın olmamız için her şerati yaradı. Allah öyle deyip ki biz o büyük günde, o ahir günde, o cevap gününde itiraz etmeye hiçbir imkanımız olmasın, sözümüz olmasın. Kıyamette Allah insanlara müracaat edeyende ki niye ben diyen kimi yaşamadım, Allah diyecek, ismini isteyen kimi yaşamadım, din diyen kimi yaşamadım, Kur'an gönderildi, onun beyanatlarında reyolunan kimi yaşamadım, size paç peygamberler gönderdim, peygamberler mesumdur. Hiç biz ne ki Allah'ın kelamının karşısında söz diyebilmek, hiç peygamberin de hakkında bir söz diyebilmek. Niye? Hiç kimse diyebilmeyecek. Demek istediler de bacarmadılar. Çünkü Allah peygamberleri ilah adamlardan seçildi ki onlar özleri de pak indiler. Pak kaldılar, pak öldüler. Ataları da pak indi, anaları da pak indi, yedikleri de pak indi. Pak adamlar gönderdi bize, günahsız adamlar gönderdi bize, seçti adamımızdan müeyyen edildi. Sözümüz yoktu Allah'a demeye. Ancak teessüf olsun bazen insan neyinki o kıyamet günündeki Allah'a cevap verebilmeyeceğini düşünmür. Hatta bu dünyada gelebileceği belalardan da ihtiyat edilir. Dinşünaslı bu değil ki insanı korkuda sanır. Ben özüm həmişə əleyhinə o təbliğatçıların ki cemaati korkuda danışırlar. Yox, din gerek korku ve ümid arasında təbliğ olsun. Kur'an da bize hem korkunu təbliğ edir, hem ümidi, hem biz cehennemin onundan korkulur, hem behişte ümidden yaşarır. Olmaz öyle insana tek ancak cehennemden danışar. Elə əksi de olmaz, ancak öyle ümid verirsen insanlara. Bəzən görürsen insan deyir mesela, ben falan işleri görürüm, ben behişte deyirəm. Bu arada ki onun bir tərəfi təbliğ olur, yani bir behişte gitmek bile asan değil. Veyahut bazı insan diyorsan çok bədbin olur. Deyir, yok da xeyri yoktur, biz düzelmelik, cehennem əliyik. O da onu ondan təbliğatın nəticəsidir. Bazen diyorsan təbliğ elə olur ki, çok acı olur. Mesela bu mübəlliğler öz yerində. Adi insanlar, təbii ki bizim borcumuzdur. Namaz alırıq, oruç tutursa başkalarını dəvət edeyim, pis yoldan çekindirəyim. Etrafımızı, dostlarımızı, akrabamızı, ailemizi birinci növbədə. Peygamber Əkrəm ilk təbliği kim elədi ailəsinə, qohumlarına, hamını yerdə bir otağa təbliğ elədi. Qonaqlar çağırdı onları, onları ilk olaraq qohum əqrəbasına dedi. Təbliğatın birincisi insan ailəsindən başlayır, öz evindən başlayır, ocağından başlayır, komşusundan başlayır. Dostlarından başlayır, iş yoldaşlarından başlayır. Ama şirin təbliğat. İslam şirin dəvət edilmək, gözəl dəvət edilmək.
Allah Peygamber dedi ki, eğer sen daş yüreğli olsaydın, acı dilli olsaydın, kaba olsaydın, bir nefer senin etrafında olmazdı, kaçardın onun etrafında. Bakmayarak sen hak yoldasan, hak Peygambersen, hak Kur'an yanında değil. Cebrail senin nazil olur ama dilin acı olsaydı ya Resulallah. İnsanların kalbini kıra kıra davet edeseydin İslam'a. Hiç kimse etrafında kalmazdı. İşin yarısını sen öyle ahlakını görürsün. Elhamdülillah, bahsimiz tevvadaydı. İnsan neylesin ki tevvalı olsun? İnsan tevvaya çıkmak için çok yollar var. En büyük yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim büyük yol gösterendi. Ama çok tersif olsun, bazen namaz kılamıyor. 30 yıldır namaz kılır, bir defa Kur'an okumuyor. Arapçasından danışmıyorum, tercümesinden dilerim. Tercümesi insan bir defa okuyar Kur'an'ı. Kur'an'a da bir kitaptı ki biz onun yüzler geliyor ömrümüzün sonuna kadar okuyak ve emel ediyor, okumak da azdır. Okumasak harika bir güzel haber bilerek, okumasak mucizeler iller insan mucizeye kulak atsın, yine de Kur'an'ın bütün ailelerini bilebilmez. Çünkü mucizeler biz ne aileyiz? Bir aileyiz. Kur'an-ı Kerim, Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize insanlardan danışabilir, tekvalı olun. İnsanlığın değeri bundadır. İnsanı yükselten bundadır. Bir yerde değil, en üstün insan bilirsen kimdir? Nefsine hakim olan insan. En büyük insan bilirsen kimdir? Nefsini idare eden insan. En uca insan bilirsen kimdir? Nefsi ihtiyarında olan insanlar. O nefsin ihtiyarında olmayan yok. Şahsiyeti Allah diyor o şahsa vermişim ki, şahsiyet bir mənəvi məqamdır. O indi mesela o şahsiyet vesile de öyle alıyor bunu. Şahsiyet vesilesinden bunun şahsiyeti olmuş. O şahsi vesiledir, şahsi. Adım o da şahsi vesilesi. Şahsiyet mənəvi məqamdır. Şahsiyet məqamı o insandadır ki, o insan şahsiyeti ki nəfsi olucundadır. Nəfsi əlindədir, o nəfsin əlində deyil. Ayet-i Şerif'e buyurur, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَثًا Bir insan, birden eğilersen seni ebes yaratmışam, ele böyle yaratmışam, boş boşuna. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَثًا Boş boşuna yaratmamışam sizi. وَاَنَّكُمْ لَيْكَ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُمْ Ve ele bilirsiniz bize taraf kaydırmayacaksınız, ölmeyeceksiniz. Bu kadar ölüler görürsünüz, ibret almayacaksınız. Almışsınız. Fetealallahu melikul hak. Allah yüce Allah değil. Allah boş boşuna adam yaratmıyor. Hiçbir mehluka ebes yaratmıyor. Hamını Allah mehnanla yaradır. Meksedle yaradır. Hikmetle yaradır. Değil her kim o hikmeti derk edese, o hikmeti derkilesi olur böyle insan. Derkin yolu nedir? Tefekkür. İnsan düşünen. Hardan gelmişem? Hara gideceğim? Niye gelmişem? Niye ben insan olarak yaranmışam? Allah'a tebaatabaya diyeceği Allah'ın bize verdiği birinci nimet bizi insan kim bu dünyaya getirmesin. Getirmiyor da bile. Bize bir sen de verip Allah. Bize melek olmak mekamına sahip olmak ihtiyarı verir. Elə bir məkana gətirib bizi ki, istəsək mələkdən üstün olarıq. Amma nəuzubillah, nəuzubillah. Əgər istəməsək, Quran deyib dördə yarı heyvandan qaşırıq. Bəs Quran-ı Kəlam insanın əzəməti, şəxsiyyəti pulda, malda, dövlətdə, vəzifədə, qolunun güclü olmasında, səsinin bəh çıxmasında, kışkırıkçı olmasında, adam var ki mesela kışkırıkçıdır. 50 nefer arasında biraz bəhkdən danışanlar, biraz sözləri tez-tez danışanlar, alır məclislərlər bilmir ki, haqdır bu. Haqlıq sözləri tez-tez bəhkdən danışmaqla deyil, var dövlətdə olmaqla deyil, vəzifə sahibi olmaqla deyil, qolun yüzlü olmaqla deyil. Bir güclü ol ki, nəfsinə hakim olsun. Yani bir gözlə öz nəfsini saxlayıb deyil.
Bəzən insan məsələn yeri döyür, o burada elə insan. Baxırsan, qoludur, gücündür, özü də cavanlıdır. Amma yersiz bir yerdə yersiz bir hərəkət edir. O nədəndir? Yəni, nəfsinə gücü çatmır. Hamına gücü çatır fiziki. Amma nəfsinə gücü çatmır, özünü saxlaya bilmir. Ağlını gəlir, edir. Quran-ı Kerim buyurur ki, siz elə bilməyin ki, əbəs yaratmışsınız. Və bir gün mənə tərəf qayıdacaqsınız. Qayıdacaq yeriniz yoxdur. Başqa yeriniz yoxdur. Qayıdacaq yeriniz mənə tərəfdir. Hətta Allah mələkül haqq. Allah haqq deyil, Allah uca deyil. Heçsindən əbəs insanı yaratmır. Və çalışmalıdır ki, insan bu dünyadan salamat geçsin. Peyğəmbər Əkrəm ə.səlam deyəndə ki, ya Əli, sən filan vaxtda, filan cür dünyadan gələcəksən, ə.səlam birinci sözü bu oldu. Demədi, necə olacaq halı sən? Dedi, salamat gedəcəyim dünyadan. Salamat dedi, benim Əli salamat getdi dünyadan. Peyğəmbər dedi ki, bəli, salamat gedəcəksən. Dinin salamat olacaq. Hədisin dalıdır ki, xoş ağrının halı ki, bu dünyadan salamat gelir. Salamat gelmek insan ki, mənəvi anlamdadır, fiziki anlamda deyil. Fiziki anlamda kim salamat gelir dünyadan? Fiziki anlamda bədin yok olur, maddiyyat yok olur gelir. Maddi varlık puç olur insan gelir. Ve salamat gelmek dinini salamat aparmalıdır, imanını salamat aparmalıdır, ruhunu salamat aparmalıdır. Salamat dünyadan getməyin mənası oldu. Beyullah, Əli bəyəm salamat getdi dünyadan. Mehrabda başından zərbə almadı mı? Zəhra bəyəm salamat getdi dünyadan. Sinəsinə qapının mıxı batmadı mı? Hüseyn doğranmadı mı qılıncılarla? İmam Həsən Müçtəba ciyəri para olma salamat getdi dünyadan. Amma mənəvi anlamda salamat gedirlər. Peyğəmbər Əkrəm buyurdu, xoş ağrının halına ki, salamat gedə dünyadan. O insanlardan olmuyor ki, dünya onu lənət deyə. Dünyanın lənətliyi insanlardan olmuyor. Nəfs elə bir şeydir. Nə qədər insan onun üzərində işləsə, nə qədər nəfsindən əl çəkməsə, nəfsində nəzarət eləsə, nəfsə nəzarət də bu cürdür. İnsan baxın görə ki, eləcəyi addımdan, atacağı addımdan, eləcəyi əvvəldən, Allah razı deyir. Bəzi yerdə buyurur ki, insanın nəfsi çətinliklərdə tərbiyə olur. Görürsən, oruç tutmaq, bütün bir ləfa yazıb, əxlaq ustadlar yazıb. Nəfslə mübarizənin birinci yolu oruç tutmaqdır. Oruç tutan deyil, oruç tutanlar bilə orucluqda da olsa, adam nəfsinə necə hakim olur? Nəfsi olur onun əlində. Ona görə deyil, oruç tutsun insan Rəcəb ayını, Şaban ayını, Ramazanı vacib deyil, cümə axşamları oruç tutsun, əvvəl orta, axır oruç tutsun, üç gün ortada oruç tutsun ayına. Ortasında niyə bunlar deyil? Çünki nəfslə mübarizənin ən gözəl yolu oruç tutmaqdır. Oruc, bir o xəstə olanlar, imkanı olmayanlar verir. Amma oruç tutmaq insanın nəfsindən hakim edir. Çünki oruc çətinlikdir. İnsan acdı, yemək istəyir, diliyor, yeməyəcək. Su içmək istəyir, diliyor, içməyəcək. Nəfsindən hakim olur. Nəfsindən hakim olur. Nəfsindən hakim olur. Bir də o heyvan var, olsun. Dil onun xüsusiyyəti deyil. O çubuğuna vurulduqca bədəni dövülür. Bunu Moğlevi kitabında getirir. Deyir, nəfs edir o polsada bənzər. Çətinliyi düşdükcə ruh böyüyür, nəfs kiçilir. İnsanın ruhu olsun, insan olsun, o insanın varlığı olsun. Hər nə qədər insan çətinliyi düşsə, istirabı düşsə, əziyyəti düşsə, o qədər ruhən böyüyür. Onun üçün polsada buranda böyüyür. Moğlevi deyir ki, insanın da o cürlədir. Nə qədər çətinliyi müşkülə düşsə, o qədər böyüyür. Deyir, müşkül insanın bu dünyadaki çubuğudur. Çətinlik, giriftarçılıq. Ona görə bəzi adam görürsən, sevdiyi adamı da görür ki, Allahın sevdiyi adamı da Allah əziyyətə salır. Hansı sevdiyini əziyyətə salmayın? Allahın hansı sevdiyi bəndəsi rahat yaşadır bu dünyada? Ən sevdiyi peyğəmbərlərdir. Hamısı öldürür. Ya qılınsan, ya zəhərli. Ən sevdiyi əhl-i beyti, hamısı öldürüldü. Bilirlə, Allah sevdiyini niyə belə deyil? Diyor, Allah sevdiyinə əbədi məqam verir. Bu oyun oyuncağı başını batmır.
bir alim varmış, Ebu Hasan Khalqani. Hem alimmiş, hem de arifmiş, ahlak ustasıymış. Bir nefer eşidir olmanın tarihinde. Dedi, yok ben gelip gidim o müheddes insanı görürüm. Gelir uzak yoldan o şehrine. O ev senin, bu ev benim, aktarır, şeyh nevansını, şeyh nevansını akıp takır. Kapını döyür, şeyhin hanımı çıkıyor kapıya. Deyir Allah, bir hanım beni bel karşıydı. Bir bedehlak kadınıydı. Ağzına geldi bana dedi, söyledi. Niye gelmesen bana? Niye narahat edilsen bizi? Niye kapını döyürsen? Kim sen sen? Acar sözlerdin bana. Dedim Allah, şeyhin hanımı budur. Dedim, şeyhin yanına gelmişim. Dedi, şeyhin adına eşitli başladı şeyhin de altında ben danışmama. Başladı şeyhi yamanlamama. Tehdir edemiyoruz, hayat oluşturuyor. Dedim, yani ben sen gelmişim. Kapını örtüm, dava edeyim ben. Gittim, biraz dolaştım, yine dedim, şeyhin evi, şeyhin evi. Dediler, yoruldunuz, gelmiştim, o kapıyı. O şeyh ki arifdi, hanını ram edir, bir tane hanını ram edebilmiyor. Öyle deyip bu dolaşım başında, ahir bir nefer taktım, dedim, şeyhin evine gelmiştim, beni böyle karşıladılar. Dedi, olsun da rahat olma, şeyh evde yok dedi. Şeyh gidip odun yığmaya, genel görüşersen. Dedim de, ben şeyhle harada görüşeceğim, yani, burada o gidip o istikametteki hale gidip, gelin bir şeyhin adı diyeceğim eşiğe. Görün orada görüşün bir halahava tutun olsun da benim meksedim ziyaret. Bir geldim de o meşeğe giden yolda yakınlaştım. Gördüm Allah, şeyhdir bu. Şeyh gelir, oturup bir heyvan, vahşi heyvan şeyhin üstünde İlanından da elinden kamçı gibi istifade edilir. İlanını kamçı gibi vurur şirhe, şirhe hareket edilir. Odunlar üstünde, şeyh de üstünde. Tercüm edin. Dedim Allah, bu vehşi divanı rağm edeyen şeyh, bir arvadını rağm edebilmeyin. Diğerine yakınlaştım, ağlayı bildim Eda-ı Refa'da. Bizim ülemalarımızdan böyle hallar çok olur ağa. Tercüm edemeyin. Tebriz'de bir arabacı vardı. Pazarda arabacının işi ne olur? En aşağı iş arabacısı da pazardadır. Ondan aşağı ne olur? Tebriz'in büyük pazarı var gelenler gibi. Arabacı vardı. Bir gün o pazarda 4. mertebeden bir uşak yıkılırmış yere. Bu meşhur misaldır. Oğlan Asya'nın Tebriz'de bilmeyen çok şahitler de var. Bir arabacı bakır, bir eliyle diyor, dur! Bir o uşağı diyor, fırlanan havadan gelip düz düşürüyor. Havas Türkçelam cemaat tebevmiş edilir. O arabacının elinden, ayağından, libasından. Bu da diyor, bana hissediyor. Ben hiçbir arif değilim, irfan ehli değilim. Neydi diyorlar sebebi bunun? Bu da sebebi hissediyor diyor. Bir ömür ben Allah'ın sözüne ulaşmıştım. Bu da bir yüreğimden geçti. Ben de hiçbir mühürse varı da hissedemedim ki. Gördüm uşağı yıkılıp, yüreğimden geçirdim, dur. Allah da benim sözümü eşitti. Bir ömür ben Allah'a ibadet etmiştim, bir de taahhüt etmiştim, sözünü Allah'a asmıştım. Bir de Allah da benim sözümü eyledi. Yani ulemadan böyle noksan duyuyor. Diye bir gün Fazıl Derbendi oturmuştu menberde. Kur'an-ı Kerim'den Musa'nın kıssesini danıştırdı. Ki Musa bilirsin esasını atır diğeri ecdaha olur. Musa'nın bir mucizesi oydu. Musa'nın esası mucize var idi. Bir ağa deyir, Fazıl Derbendi ki bizim Derbent'ten de, böyle alimlerden de, evli de sahiplenmesin, indi Kerbela'da deyir. Minber'de danıştı, Musa'nın beziyesini danıştı, cemaat güldü. Bir cemaat güldü, hele sadece bunu ne danışmışsın? Esada, bir ağa çağırdı, çıkarttı, çağırdı, bir tane ip attı yere. O ip
ilan oldu kaçtı. Canına sen bükürmüştün. Zilmülerim adam böyle şeyler çok oldu. Kulasını kalan bu şeyh doğrusu arifidir, heyvanat hizmetinde değil. Değil yakınlaştı o şeyhe istedim ve deyip, ayağa bu ne halet, o evdeki ne halet? Dedi, diyen cevabı vereceğim, hele istedimden sonra verim de. Dedi, o hanımım ki var benim, bedahlardı. Dözürem ona, çünkü benden başka hiç kimse dözmez ona. Hiç kimse onu saklamaz. Ağrı bir çare olur. Dözürem ona. Allah da bana əvəzin verir. O benim savab yerimdir. O bədəxlaq kadına, bədzavan kadına dözürəm evin içində, inan Allah da bana o kadar feyiz verir ki. O bədəxlağa deyir, karşısında nəfsimi ram eləməsəydim, bu heyvanatın bir kədər ram edə bilməzdim. Bunun səbəbi elə onun bədəxlağlığıdır. Mən ki ona Allah'a xatir dözürəm, mən ki ona Allah'a xatir səbr edirəm. Səbr eləmək de çətindir ya, illa da qadına, qadın güçsüzdür, zəifdir. Zəifi dözməz adam, güçlünün qabağında biraz dözür adam qorxudan falan. Öyle zəifin qabağında ki adam dözmək çətindir. Deyim, mən ki o zəif hanımı evde dözürəm, Allah da mənim güclü heyvanların qarşısında güclü. Nəfs belədir. Nə qədər insan nəfsini əzsə, o da ruhu böyüyər. Qur'an-ı Kerim deyir, bu məsələlər haqqında fikirləşin. Diqqət edin. Həyatımız elə boşuna keçməsin. Ömür elə belə keçməsin. İndi təzə-təzə dəblər çıxıb insanın başını yatırlar. İstər televiziyada olsun, istər evde olsun, ister mektebde olsun, ister işte olsun, her şey insan Allah'tan ayrılır. Pazarda ne insan Allah'a çattırabilir? Kıldığı namaz. Ve Allah her şey dünya. Ya hiç pazar olmasın, adi bir iş olsun. İster ne? Bu dünya hayatı insana dünyanın dünyaya bağlı. Bir bu dünyada bağlanmak için tefekkür edin, düşünün. Fərq, bilin fərq nedir? İnsanda iki cür xüsusiyyət var. Bir təbiyyəti var insanın, bir vicdanı var, bir fitrəti var, bir əqli var, bir təbiyyəti var, bir maddiyyəti var, bir fiziki təbii ehtiyacları var. Pul qazanmaq təbiyyətdir. İnsan təbiyyətə belə varlıdır. Gəlir pul qazansın, ailəsini saxlasın, doğansın. Ama fitrət deyir ki, bu kazandığın pulun artığını ver yetinmiş. Xərcdə Allah yolunda. Bu fitrətdir. Acıyanda yemək təbiyyətdir. Biz gerek acımışıqsa yemək yemək. Bədənimizi qoruyaq. Ama o doymayıp süfrədən durmaq fitrətdir. Adam vardı gözünüzü, yemeği, məscid olur, heyvan kimdir, sen insan bilmiş. Yemeği varlığı anormal, normal değil. Bir an normal insan çok yemeği ayrı şeydir ya, insan sergiyle, sahmanla güzel. Ama bir zaman yok, reftarı süfreyle ne dedi ki, bu kendi insanın bir reftarı. Değil, təbii ehtiyaclarınızı elə ödüyün. Fitrətimiz yaddan çıxmasın. Xoş adamın halına ki, fitrəti, əqli, vicdanı onu idarə edəsin. Neyinki nəfsi, maddi istəkləri, şəhvəti, qəzəbi bu insanı idarə edəməsin. Xülasədül kəlam, təqvalı olmağın bir yolu nəfsinə hakim olmağın, insanın nəfsinə hakim olması nəfsin əleyhinə getməklədir. Nəfsin nə istəyirsə onun əksinə edilsən, nəfsinə hakim olalım. Allah bizim hamımızın nəfsinə hakim olanlardan qərar versin. Amin. Bu ayətdə birinci eşidəndə, sonra deyənlərdə təsirlə qərar versin. Amin. İnnə ətəynəkəl-kəvsə, fəsəllə dirəbəkə vəlhə, inə şanəkə vəlhə.